Açılın kenara, müdahale odasını almamız lazım. Size mi konuştuk? Evet, kapı travması var. Nasıl çalışırız? Hemen. Hadi çabuk. Bitmedi mi Canan? Bunlar son başkomiserim. Al. Allah Allah, neredesin be anacığım ya? Ne oldu? Annemi arıyorum, telefonu kapalı. Oğlum, şarj etmeyi unutmuştur. Merak etme, bir yerde bırakmıştır. Nasıl olmuş? Saldırmışlar hocam, kafasına vurmuşlar. Göz bebekleri tepkisiz. Kafa içi basınç yüksek, düşürmek için operasyon gerekecek. Gizem, söyleyeyim, hemen hazırlasınlar ameliyathane ekiyi. Tamam hocam. Ben Uğur Hoca'yı arayacağım. Siz bu arada ailesine haber verin. Kadın işi kolay değil. Kalsınlar gelsinler. Tamam hocam. Ben tanıyorum aileyi. Ben ararım. İyi hadi. Hızlı biraz. Bir de mesaj atayım bari. Hayda. Yıldız Hoca. Şu doktor kız mı? Evet o. Neyse. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun müdürüm. Kadar mıyız? Arkadaşlar sağda baba. İyi, ne yapalım? Evet, ne var elimizde? Hadi be Kadir ya, aç şu telefonu artık. Al sim kartı. Parayı versen parayı. Aldık ama bir yamukluk yoktur inşallah. Lan zaten üçte biri fiyatını aldın oğlum. Konuşma, yürü. Hadi bakalım. Kadir önemli bir şeyse bakabilirsin telefonuna. Bak hadi. Yok acelesi yok müdürüm. Bölmeyin. Bak hadi bak. Böldün artık. Affedersiniz. Toplantıdayım, ne oldu? Kadir çok can sıkıcı bir durum var. Beni dinle. Lütfen çabuk söyle. Az önce bizim hastaneye ambulans Hatice teyzeyi getirdiler. Ne? Annem hastanede mi? Dur bir dinle beni. Parasını, çantasını, her şeyini almış. Bir de çok fena dönmüş. Bu korkunç bir şey. Kafasını yere vurmuş kadının. Aşağılık herif. Şüpheli kaçmayı başarmış. 3 kuruş yüzünden canıyla cebelleşiyor kadın. Yıldız! Annem nasıl? Ameliyatta hala. Göremez miyim? Kadir, şu an hocalar başında çalışıyorlar. Sen ne olur sakin ol, tamam mı? Bak, o zaman sen de bana açık açık anlat. Durum ne kadar kötü. Her şey yapılıyor. Annen emininlerde işte. Net bir şey söylemiyorlar ki, ne yapayım? Biz de net bilmiyoruz çünkü. Yalan söylemeyeceğim. Bizzat Alpa Hoca'nın lafı. Annenin işi kolay değil. Ama mutsuz da değil. Allah'ım delireceğim ya. Gel. Delireceğim. Bilmek falan yok. Sabri diyeceğiz oğlum. Abla ne oldu Kadir'in annesine? Uyanmasını bekleyeceğiz. Ya ölmez değil mi? Sarp sen niye buralarda geziyorsun? Hayırdır? Yine para mı isteyeceksin benden? Yok. Para değil. Görüşürüz demeye geldim. Bir yere mi gidiyorsun? Evet. Bir arkadaşımın daha evine kaçacağım bir haftalığına. Gitmeden bir göreyim dedim. Sarp bir dakika. Bana bak. Bir bana bak. Sen başına bela mı aldın yine? Ha? Kendine iyi bak abla. Sarp. İyi misin sen? Sarp. Özlüyor musun Orduyu hocam? Ara sıra özlüyorum vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Gözümü orada açtım. Kaç yıl oldu? Kolay değil tabii, haklısın. Kızındı değil mi? Geçen gün görmüştüm kapıda. Evet, güzel. Tek çocuk galiba. Tek. Gözümün bebeği o benim. Sende kaç tane var? Ayıptır sorması. 5 tane hocam. Maşallah. Bir tek küçükle... Ablası kaldı yanımızda. Hepsi bir yerde şimdi. Torun bile var bende. Büyük oğlandan. Ne diyorsun ya? Şahaneymiş. Ben de çocuk çok severim ama biz anne kaldık. Annesinin ömrü vefa etmedi. Yapma ya. Başın sağ olsun. Sağ ol. 10 seneyi geçti zaten. Biraz da o yüzden ayrıldım sonra ordudan. Sile geçeyim dedim. Kızla bir başıma kalınca. Ben de anamı kaybettim. Çocukların annesini yani. Sonra yine evlendim ama tekrar. Yani yalnızlık Allah'a mahsus işte. İyi yapmışsın. Benim kısmet olmadı. Aslında çok niyetim de olmadı bakma.
Gizem Emre kaldık baba kız. Arkadaş olduk, dost olduk. Birbirimizin her şeyi olduk böyle. Belli belli. Gözlerin parlıyordu geçti mi? Tıp okuyor da biliyor musun? Yapma etme dedim ama dinletemedim. Hadi canım. Hoşuna gitmiştir. İzinden geliyor işte, ne güzel. Güzel de meşakkatı çok bizim mesleğin hüsnü. Kıyamıyor insan. Orası öyle öyle. Kıyamaz tabii. Allah bağışlasın. Hepsini hepsini. Sonra İpek bana küstü, konuşmadı. Neymiş? Ben Buse'yle niye konuşmuşum? Onlar kavgalıymış. Ya ben nereden bilecektim ki? Haksız mıyım baba? Müthiş haklısın. Tek sen haklısın. Bu kadar haklı adam görmedim ben. Sıkılmıyorsun değil mi? Anlatıyorum böyle ama. Ah, olur mu öyle şey? Yahu şurada iki dakika sakin kafayla hava alayım demişim. Ama sen de canım almayayım ya, ne olacak ki? Güzel olacağım benim, güzel olurum. Ha iyi. Ondan sonra İpek dedi ki, neden biliyorsun? Lan lan! Azıcık sus oğlum, motorun sonsu lan. Yedin yedin yedin. Nereye gittiğin belli değil. Gel içeri. Ben gelince anlatmaya devam edersin. Haydacığım, hadi gel içeri geçelim. Gel. Canım, çayını tazeleyeyim mi? Yok hayatım, yok. Yetti yetti. Sıracığım sağ ol. Ben de gelirim birazdan. Tamam canım, sen bak keyfine. Bahçede. Ay, hırsız mı? Tövbe tövbe. Allah korusun. Ya bir karışma. Çekil git git içeri. Ben bakıyorum işte, tamam. Al. Ne halin varsa gör. Soğuk soğuk terledim ha. Sporu. Nasıl özlediysem beynimde öttü sesi.